Şimdi 14 Mayıs önümüzde bir seçim var. Şimdi ben AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiyorum. Desteklemiyorum. Niye desteklemiyorum? O kadar arsıza, hırsıza göz yumulurken biz bağırdık hayvancılığımız bitiyor, tarım bitiyor derken bir uyduruk birlik başkanı bana yumruk atarken hiçbir AK Partili diyemedi ki sen bir üreticine yumruk atamam derdin ana. Tarım Bakanı'na Defalarca telefon açtım. Telefonuma dahi bakmadı. Cumhurbaşkanına defalarca dilekçe doldurdum. Hiçbir zaman dönüş sağlamadılar. Neymiş? Yalakalık yap, makamı kap. Haklının yanında kimse yok. Şimdi ben 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'ı destekliyorum. Milletvekilliğinde de Aler'i destekliyorum. Neden Sinan Oğan'ı destekliyorum? Sinan Oğan da benim gibi bir garip. Tek başına... Kendi imkanlarıyla, zor şartlarla seçim mücadelesi veriyor. Ben Müslümanım elhamdülillah, ne mutlu Türk'üm. Müslüman güçlünün yanında, zalimin yanında durmaz, mazlumun yanında durur. Ben elhamdülillah Müslümanım. Nasıl benim param yok, pulum yok siyaset yalakacısı diyelim diye beni birlik başkanlığı seçiminde AK Parti yalakasına ezdirdiler. Ben de Sinan Oğan gibi bir yiğidi ezdirtmem. Sonuna kadar destek vereceğim. Şimdi o vatan haini vay efendim ona öteki partilere ötekine oy veren Tayyip Erdoğan'dan başkasına oy verenlere vatan haini ilan ediyorlar. Vay işte kendileri vatan ilan ediyorlar. Ya siz vatan seversiniz de. Siz vatanı çok seviyorsunuz. Niye o kadar hırsızlığa, o kadar yolsuzluğa, o kadar kurumlarda dönen o, o, yolsuzluklara niye göz yumdunuz? Niye haksızlıkların karşısında durmadınız? Hani Müslümansınız takke gibi iki abi camilerden poz veriyorsunuz. Müslümansınız ya. Türksünüz ya. Ve sizin ben, ben Türklüğünüze de Müslümanlığınızda da kuşku duyarım. Bazı menfaat odakları menfaatlerimiz gidecek diye ötleriz diyor. Kılıçlar